Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Ahzab Suresi 59-68. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin hanımlarına, kızlarına, ve müminlerin hanımlarına söyle. Yudnin aleyhinne min celabi bihinne cilbaplarını üzerlerine alsınlar. Yani dış örtülerini e, üzerlerine alsınlar. Zâlike edne en yurafne bu onların tanınmaları fele tanınıp da eza görmemeleri için daha uygundur. Ve kana Allahu gafurur ve Allah gafur rahimdir. Yani e, Allah bağışlayandır ve sonsuz merhamet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de tesettürle alakalı e, en belli ayetlerden birisi budur. Bir başkası da e, Nur suresinde geçen başörtüsünü anlatan ve başörtüsünü emreden ayeti kerimelerdir. E, burada ise Allahu Teala önce Peygamberimizin şahsına yönelik bir şekilde Ey peygamber hanımlarına söyle. Yani önce uygulamayı kendi ailesinden başlatması. Kızlarına söyle. Ardından da vanisa müminin müminlerin hanımlarına söyle. Ve bunlar cilbablarını üzerlerine alsınlar. Cilbabtan e, Murat e, dış örtüleri. Yani dışarıya çıkarken dış örtülerini alsınlar. O şekilde çıksınlar. Bu bir zamanlar çarşaf olmuştur. Ve yöreden yöreye değişebilir. Günümüzde daha çok pardesü şeklinde bizim ülkemizdeki uygulama bu tarzdadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde başlangıçta böyle bir ayet gelmemişti. Ve kadınlar kıyafet itibariyle bir derece daha serbest durumdaydılar. İşte bu duruma son verilmesi ve açık saçıklık tarzında bir durumla bir takım suistimallerin olmaması yönünden Allahu Teala tesettürü emretti. Ve bu tabi bir olgunlaşma sürecini meydana getiriyor. Malum içki bir anda yasaklanmamış. Bir anda da hemen namaz herkese emredilmemiş. Böyle olunca bu da Medine-i Münevvere'de nazil olan ayetlerden olması hasebiyle İslam'ın sonraki devirlerinde meydana gelen bir hükümdür. ...ve bu şekilde Allahu Teala... ...toplum belli bir olgunluğa geldiğinde... ...böyle bir e, e, yasağı onlara bildirmiştir. Kadınlara bakan yönüyle... ...kadınlar dışarıya çıktıklarında... E, ...elleri, yüzleri ve... E, ...bunun dışında kalan bütün bedenlerinin... E, ...örtülmesi tarzında bir tesettür. Ve bu dış örtüyle e, cilbap şeklinde... Ayet-i Kerimede ifade ediliyor. E, yöreden yöreye örtülme şekillerinde farklılık olsa da bunlarda temel esas e, kadının e, işte zinetinin görülmemesi, e, eli görülebilir, yüzü görülebilir. Bunun dışında e, tepeden tırnağa e, vücudunun örtülmesi Ayet-i Kerimenin anlatmış olduğu e, hüküm bu şekilde. Bunun tabi gerek tab kadının tabiatına bakan yönü gerek erkeğin tabiatına bakan yönü, gerekse toplumun huzuru, saadeti ve bir takım suistimallerin olmaması, bu gibi açılardan değerlendirilmesi mümkün. Bu da Allah'tan bir taleptir. Ve Allahu Teala elbette yarattığını en iyi bilmektedir. Kadının tabiatında güzelliğini teşhir vardır. Erkeğin tabiatında da güzelliğe bir iştiyak vardır. Kadın ve erkek birbiriyle imtihan ediliyor. Bu meşru bir şekilde beraberlik olmalı. Ve o şekilde bir aile yuvası kurulmalı. Aile yuvası kurulduğunda artık kadın erkek birbirine yabancı değildir. Onlar dünyada beraberdir. Cenneti kazandıklarında cennette de beraber olacaklardır. Ama yabancı bir kadın ve erkeğin baş başa bulunmaları ve işte ee, bu baş başa beraberlikte bir takım suistimallerin olması e, pek çok görülebilen durumlardan e, gerek e, ülkemizde gerek başka yerlerde çokça görülebilen durumlardan ve bunun mahsuru da çok net bir şekilde ortada. İşte bu açıdan bakıldığında kadının tesettürüne dikkat etmesi e, tanınıp eza edilmemesi açısından e, çok daha muvafık oluyor. Ayet-i Kerime bu noktaya dikkat çekiyor bu onların tanınması ve eza edilmemesi eza görmemeleri açısından daha uygundur buyuruyor. Ayet-i kerimenin Allah bağışlayıcıdır, Allah merhamet sahibidir şeklinde bitmesi Allahu alem şu açıdan olabilir. Genelde hemen herkesin bu noktada az çok ihmalleri de vardır. Eski hayatında olabilir. veya şu andaki hayatında tam riayet etmiyor olabilir. E, tabii Allahu Teala'nın gafur rahim olduğunu nazara vermek e, kadınları tembelliğe itmemeli. Onlar yine e, tesettüre dikkat etmeliler ama ne kadar dikkat etseler belki zaman zaman bir takım ihmalleri olabiliyor. Bu açıdan Allahu Teala'yı gafur rahim olarak da bilirlerse psikolojik olarak rahatlamış olurlar ve e, bu da e, kendilerini rahatlatan bir durum olur. Le illem yentehil münafigun vellezine fi gulubihim marat eğer o münafıklar kalplerinde maraz olanlar vel murcifuna fil medine ve Medine'de bir takım yalan haberler uyduranlar e, bu kimseler e, yaptıklarına son vermezlerse le nuriyenneke bi, e, bihim seni onlara biz kışkırtacağız seni üzerlerine musallat kılacağız ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ف۪يهَا اِلَّا قَل۪يلَ Sonra onlar orada çok az kalabilecekler. Yani gerek münafıklar, gerek kalbinde maraz olanlar, gerekse işte mesela o civarda bulunan Yahudiler aleyhte bir takım kışkırtmalarda bulunmuşlardı. Allahu Teala onlara yönelik bir şekilde yani senin etrafındaki bu kimseler eğer yaptıklarına son vermezse Artık sana Medine'de komşu olamazlar. Yani Nitekim olamadılar. E, münafıklar bir kısmı oradan ayrılmak durumunda kaldı, bir kısmı samimi iman etti, kurtuldu ve çevredeki Yahudi kabileleri de e, o taşkınlıklarına e, son vermediklerinden dolayı ya sürgüne gönderildiler veya başka şekilde cezalandırıldılar. Melu'nin ve o zaman lanetlenmiş olurlar. Eynemâ sugifû uhizû Nerede bunlara rastlanırsa bunlar yakalanır ve guttilu taktiyle ve öldürülürler. Burada yani peygamberle anlaşma yapıp da anlaşmaya ihanet etmek işte bunun bir durumu nazara veriliyor ve bu durumda olan kimselerin nerede bulunursa cezalandırılacakları ve bu şekilde e, hayatlarına son verileceği ayet-i kerimede anlatılıyor. Bununla alakalı Tevbe suresinde daha önce benzeri bir şey geçmişti. Yani o müşrikleri nerede bulursanız öldürünüz. O mealde bir ayet-i kerime. Bunu evveliyle ahiriyle beraber değerlendirmek gerekir. Yani normalde bir kimsenin kafir olma hürriyeti de vardır. Ama Peygamber'e hıyanet etme hürriyeti yoktur. Kafir olan birisi yine ee, küfründe devam etmek e, üzere e, peygambere komşu da olabilir, e, civarda bulunabilir olmuştur da bu peygamberimiz döneminde. Ama e, Müslümanmış gibi görünüp hıyanet edecek olursa veya ehli kitap olup da e, peygamberle anlaşma yapmış anlaşmayı bozacak olursa her defasında böyle bozmaları söz konusu olduğunda bunlarla alakalı uygulanacak olan bir ceza. Yani İslamiyet'te esas olan hayatın devam ettirilmesidir. İslamiyet hayatı mukaddes tanır. Ama bazı durumlarda burada nazara verildiği gibi veya kısas olayları gibi veya savaş gibi bu gibi durumlar müstesna. Sünnet fillezîne halev min gâbil. Bu Allah'ın daha öncekilerde de bir kanunudur. Yani sadece Peygamberimiz dönemiyle alakalı değil... Evvelki dönemlerde de bu şekilde hükümler bulunmaktadır. Velen tecdilü sünnetillahi tebdiyle sen Allah'ın sünnetinde, kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Yani Allahu Teala'nın kendisi için prensip edilmiş olduğu kanunlar vardır. Yani Allah dilerse hükmünü değiştirir o ayrı mesele ama Allahu Teala'nın genel prensip edilmiş olduğu şeyler vardır. Ve Allah onlara göre tasarrufta bulunmakta, onlara göre insanlar arasında hükmetmektedir. يَسْأَلُونَكَ النَّاسُ عَنِ anisaa, Ey Peygamber! Sana saatten soruyorlar. İnsanlar sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Gul inneme ilmuha indallah. De ki onun ilmi Allah katındadır. Ve ma yani nereden bileceksin? Lalle saate tekunu garibe. Yani kıyamet yakın olur. Bunu nereden bileceksin? Yani Allah dilediğinde bir anda da kıyameti getirir. Değerli izleyenlerim, insan kendi eceliyle alakadar olduğu gibi dünyanın eceli hükmünde olan kıyametle de alakadar. Şu anda hayatta olan insanlar kendilerinin ne zaman vefat edeceğini bilmiyorlar. Öte yandan Kıyametin ne zaman kopacağını da bilmiyorlar. Ama şu dünyanın ölümü olan kıyamet ne zaman olursa olsun bundan ziyade kendi ölümümüz bizi düşündürmeli. İnsan bir defa ölecek ve Allah korusun iyi gitmemişse ebedi perişan olacak. Bu açıdan kıyameti insanlar soruyorlar ama önce oraya ne hazırlık yaptılar? Ölüme hazırlar mı? Bunları bir kontrol etmeleri gerekir. Yoksa kıyamet e, diyelim e, 100 yıl sonra mı kopar, 500 yıl sonra mı kopar veya ne zaman kopar? Bu birinci meselemiz değil, o derece bizi ilgilendirmiyor. Ama bizi ilgilendiren bölüm şu ki, e, biz öldüğümüzde kendi kıyametimiz kopacak ve şuna da inanıyoruz ki zamanı geldiğinde dünyada ölecek, böylece dünyada eceli tatmış olacak. Inna Allahu ala an kafirin şüphesiz ki Allah kafirleri lanetledi, rahmetinden uzak kıldı ve, ve e adde lahum ve onlar için e, şiddetli bir ateş, cehennem ateşini onlara hazırladı. Değerli izleyenlerim e, şu anda şu anda dünyada zaman zaman e, işte volkanların böyle patlaması böyle şeyler oluyor. Yerin altında mağma tabakası var ve o mağma tabakası bazen yeryüzüne çıkıyor ve çıktığında da çok kuvvetli bir ateş. Yerin merkezinde 200 bin dereceye varan sıcaklık var ve orada böyle en katı madenler de eriyik vaziyette bulunuyor ve o derece kuvvetli bir ateş. Bizler normal diyelim 20-30 derece aralarında Gayet normal bir şekilde hayatımız devam ediyor. Ama daha aşağı olduğunda üşüyoruz, daha fazla olduğunda terliyoruz ve sıcak bizi rahatsız ediyor. Kaynar suya elimizi koyamayız. 100 dereceye vardığında o bizi rahatsız eder. Kaynar suya doğrudan elimizi tutamayız. Demek ki insan ateşe karşı korumasız vaziyette, ateşe karşı çok zayıf bir durumda. Böyle olunca yazın sıcağına dayanamayan, bundan rahatsızlık duyan bir insanın kendini cehennem azabından uzak tutması gerekir. Cehennem azabının netice verecek şeylerden uzak tutması gerekir. Halidine <laughs> fiha ebede kafirler o cehennemde, cehennem ateşinde daimidirler. Burada halidine <laughs> fiha zaten daimiliği bildiriyor. Ebede, ebediyen demek suretiyle de bunun tekidi yapılmış. Tabi zaman zaman şu hatıra gelebiliyor. Şu dünyada kısa bir hayatta kafir diyelim ki küfürlü ömrünü geçirmiş. Buna mukabil ebedi bir cehennem nasıl adalet olur? Hatıra gelebiliyor. Değerli izleyenlerim şu dünya hayatı kısa bir hayat. 50-60 yıllık bir hayat. Bu hayatta insan Ebedi cenneti kazanabiliyor. Doğrudan hak ettiğinden değil, Allah mükafat olarak böyle bir cenneti veriyor. Ama cehennem noktasında ise cehennemi gerçekten kazanıyor. Çünkü imtihan evet kısa bir süre ama diğer alemde muamelat buna bina edilecek, bunun üzerine her şey devam edecek. Böyle olunca insanın şu dünya hayatını iyi değerlendirmesi gerekiyor. Öte yandan Allahu Teala diğer alemde kafirleri yokluğa mahkum etmeyecek. Yani onları idam etmeyecek. İdam cezası ağır bir cezadır. i̇dam cezasına çarpılan bir kimse müebbet hapse cezası çevrildiğinde sevinir. Oh idamdan kurtulduk der. İşte Allahu Teala velev kafir de olsa en azılı kafir de olsa onları idam etmiyor. Yine cehennem hayatında onlara bir hayat veriyor. Gerçi la yamutu fiha yahya. Orada ne ölecek ne de hayat bulacak. Yani e, hoş bir vaziyette değil ama yine de varlık sahasında kalmış olacak. Cenab-ı Hak e, cehennem ateşinden onu netice verecek amellerden hepimizi muhafaza eylesin. La yecidune veliyyen onlar bir veli bulamazlar ve la nasira bir yardımcı da bulamazlar. Yani cehennem ehli ne bir veli kendi işlerini görecek birisine ne de onlara yardım edecek birisine bulamazlar. Yeûme bu vucûhun finnâr o gün onların yüzleri cehennemde böyle çevrilir. Cehennemde halden hale, durumdan duruma çevrilir ve cehennem ateşinde adeta yani kızarır o şekilde ateşte azap görürler. ne? şöyle derler. Ya leytena keşke etan Allah ve etan Rasule keşke biz Allah'a itaat etsek peygambere itaat etseydik. Yani cehennem ehli yüzleri cehennem ateşinde kavrulurken ruhları da pişmanlık ateşiyle kavrulacak ve keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik diyecekler. Ve kalum, ve dediler ki cehennem ehli şöyle diyecekler. Rabbena Ey Rabbimiz inna ata'na sadetena ve kubara'ana biz efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik. Fe adalluna sebile onlar da bizi yoldan saptırdılar. Onlar da bizi yoldan çıkardılar. Rabbena atihim feyn minel el Ey Rabbimiz onlara kat kat azap ver. Vel anhum lanen kebira ve büyük bir lanetle onları lanetle onları rahmetinden uzaklaştır. Değerli izleyenlerim, cehennemdekiler e, en alt tabakada olanlar, küfrün önde gelenleri, e, münafıkların önde gelenleri, bunlar cehennemin en alt tabakasında bulunacaklar. E, ama bir de bunlara tabi olanlar var, tebaa durumunda bunlara uymuş olan, daha böyle avamın aslan kimseler var. Bunlar diğer alemde diyecekler ki, Ey Rabbimiz, biz efendilerimize ve işte büyüklerimize itaat ettik onlar da bizi yoldan çıkardılar artık sen onlara azabı kat kat ver ve onları e, lanetle onları e, rahmetinden uzak kıl bu şekilde beddua edecekler ve e, orada herkes şu dünyada yapmış olduğunun karşılığını görecek ve herkes e, yaptığı e, günahların karşılığını daimi bir şekilde çekecek bu kafirlerle alakalı ama ehli iman olanlar nasıl ki dünyada hapse girip cezası bittikten sonra çıkanlar oluyor. Onun gibi ehli iman olanlar eğer günahları fazlaysa günahlarının cezasını çektikten sonra e, yine Allah'ın rahmetiyle cennete alınacaklar. Cenab-ı Hak bizleri cehennem ateşinden, onu netice verecek amellerden muhafaza eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.